Söz sırası Söz sırası Sayın Milletvekili Sayın Arık, teşekkürler. Söz sırası Sayın Ahmet Vefik Bakırlıoğlu'na ait. Buyurun Sayın Bakırlıoğlu. Geç oğlum, geç şimdi. Sayın milletvekilleri, hatibi dinleyelim. Buyurun sayın milletvekili. Değerli milletvekilleri, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 2021 bütçesi üzerine söz aldım. Genel kurulu saygıyla selamlarım. Sanayi sektörünün ekonominin en önemli sektörlerinden birisi olduğu şüphesiz bir hakikat. Ve sanayinin, bilhassa imalat sanayisinin yapısı, yarattığı katma değer, sanayi üretimindeki büyüme, kapasite kullanım oranları ve verimlilik hiç şüphe yok ki ülkenin büyümesine, istihdamına, ihracatın ithalatı karşılama oranına ve dolayısıyla cari açığının kapatılmasına büyük katkı yapmaktadır. Peki ülkemiz sanayi üretiminde ne noktada? Durumu daha iyi anlamamız için size bir takım veriler sunmak istiyorum. 2000'li yılların başında ihracattaki yüksek teknolojili ürünlerin payı %6.73'miş. Yıl 2019 ve bu oran %3.62'ye düşmüş. 2014 yılında ihraç ettiğimiz emtianın kilogramı ortalama 1.59 dolarmış. Sene 2019 bu tutar 1 doların altına inmiş. Türkiye'nin dünya mal ihracatı içindeki payı 2019 yılı itibariyle 0.98 ve bu pay yıllardan beri %1'i aşmıyor. Rekabet gücümüz günden güne erimekte. Dünya Ekonomik Forumu tarafından hazırlanan 2019 Küresel Rekabetçilik Raporu'na göre Türkiye 141 ülke arasında 61. sırada. 2014 yılında 43. sıradaymışız. Sene 2019 61. sıradayız. Alt parametrelere durum daha da beter. Özetle Türkiye yeni bir teknolojik değişimin evresinde görece zayıf ulusal inovasyon sistemi ile kuvvetli küresel değer zinciri arasında sıkışmış, katma değeri yüksek ürün üretmekte zorlanan, rekabet gücünü de günden güne yitiren bir ülke. Değerli milletvekilleri, tüm dünya bir virüs ile mücadele etmekte ve bu virüs dünyada olduğu gibi ülkemizde de ekonomik olarak bir yıkım meydana getirdi. Ancak burada ülkemiz dünyadan ayrışmakta. Türkiye bu pandemiye dünyanın en kırılgan ekonomisi olarak girdi. Birleşmiş Milletler Kalkınma ve Analiz Bölümünün 2018 yılında hazırladığı rapora göre Türkiye ekonomik kırılganlık endeksinde dünyada birinci sırada. Yani en kırılgan ekonomiye sahip olan ülke dünyada şu anda Türkiye. İşte bu neden nedir ki dünyada bir tek Türkiye Cumhuriyeti vatandaşına IBAN numarası vermek zorunda kaldı. İşte bu sebepten dolayı dünyadaki birçok ülke esnafına, emeklisine, çiftçisine, yurttaşına milyarlarca dolar, milyarlarca avro hibe verirken biz esnafımızı, sanayicimizi, çiftçimizi, yurttaşımızı milyarlarca lira borçlandırdık. Ve bir de vatandaşın devleti olan SGK ve vergi borçlarını yapılandırdık. Bir yanda pandemi var, ekonomik durgunluk var, kriz var. Ve biz bunun için bol bol borç veriyorsun. Diğer yandan da bu borç verdiğin insanlara dönüp geçmişe ait borçlarınızı yapılandırdık. Bir zahmet Ocak, Şubat aylarında ödemeye başla diyorsun. Ve diğer taraftan da yandaşın milyarlarca liralık borcunu siliyorsun. Yetmiyor, bütçe açığını kapatsın diye Tunus'a 5 milyon dolar hibe veriyorsun. Öyle mi? Rahmetli İsmet Paşa'nın bu durumlarda söylediği güzel bir şey var. Hadi canım sen de, hadi canım sen de. Bu olay bile iktidarın gerçeklerden ne kadar kopuk olduğunu bizlere göstermekte. Konumuz sanayi ise KOBİ'lerden bahsetmeden olmaz. Çünkü ülkemizdeki sanayinin amiral gemisi KOBİ'ler. KOBİ'lerin istihdamdaki payı %60, ihracat içindeki payı %55,
ve imalat sanayisi üretimindeki payı %99 ve KOBİ'lerimiz bu ekonomik buhrandan en çok etkilenen kesimlerin başında geliyor. Değerli milletvekilleri, yakın zaman önce parti olarak KOBİ'lere ziyaret yaptık. KOBİ'lerimizi dinledik ve çözüm önerilerimizi genel başkanımız madde madde anlattı. Salgın döneminde birçok işletmede siparişler düşmüş, cirolar düşmüş, kapasiteler düşmüş, her şey düşmüş ancak maliyetler artmış. İşin kötüsü maliyet hesabı yapamaz hale gelmişler. Dolar kurunu takip etmekten işlerini takip edemez hale gelmiş bizim KOBİ'lerimiz. En kötüsü ümitlerini kaybetmişler. Onlara göre gelecek karanlık ve artık yeni yatırım yapma iştahları da yok. Maliyetler arttı demiştik. Artan bir diğer şey ise borçları. KOBİ'lerimizin bankalar olan borcu Ekim ayı itibariyle 862 milyar lira. Geçen sene Ekim ayında bu rakam 618 milyar liraydı. Artış ne kadar biliyor musunuz? %40. KOBİ'lerimizin bankalar olan borcu bir yılda tam %40 artmış. Bu inanılmaz bir rakam. Bankaların alacaklarını takibe koyma süreleri 90 günden 180 güne çıkartıldı ve bu uygulama 2021 Haziran'ına kadar uzatıldı. Bu uygulama ile amaç firmaların iflasını engellemek. Dünyadaki diğer ülkeler de buna benzer yöntemleri uygulamakta. Ancak 2021 yılının kışında dünyada büyük bir iflas dalgası beklenmekte. Yapılan çalışmalarda 2021 yılında 2019 yılına göre İflaslar %35 artacak. Geçen sene bütçe görüşmelerinde 2020 yılı için kara kış değil nükleer kıştır ifadesini kullanmıştık. Görünen o ki 2021 senesi küresel bir krize gebe.